Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Demet Hocam, tekrardan sizin etkinliğimize hoş geldiniz. Tüm katılımcılarımız, size tekrardan hoş geldiniz. Selinay ben, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık bir 8 aydır da Sofart'tayım. Temsilci ekibindeyim. Sofart Talks etkinliklerinin organizasyonları ile ilgileniyorum. Sofart'tan da birazcık bahsetmem gerekirse eğer, ilk başta Eskişehir'de kültür sanat dergisi olarak başlamıştım. Ardından biz daha doğru kitlelere ulaşmak için bunu iki koldan yürütüyoruz. Kültür ve sanat içeriklerimizden haberdar olmak isterseniz Sofart dergi hesabımızı, mimari içeriklerimizden haberdar olmak için ise Sofart Atölye hesabımızı takip edebilirsiniz. Topluluğumuzun büyük bir çoğunluğunu hala mimarlık öğrencileri oluşturuyor. Topluluk içinde birbirimizden öğrenerek ve birbirimize öğreterek ilerliyoruz aslında. Kolektif bir topluluğuz. Topluluk içerisinde de topluluk dışarısında da birbirimize aslında sürekli yardımcı oluyoruz. Sürekli birbirimizden bir şeyler alıyoruz, bir şeyler veriyoruz birbirimize. Bu tarz etkinliklerle de aslında başka öğrencilere de ilham almaya çalışıyoruz. Onlara da bir şeyler öğretmek, onlara da bir şeyler katmaya uğraşıyoruz. Bu Talks etkinliğimizde temsilci ekibinin bir etkinliği değil. Elif, istersen sen de temsilci ekibimizden bahset. Tabii, ben de Elif. İTÜ'de mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Sofart'ta daha yaklaşık 5-5,5 aydır bulunuyorum. Biz temsilci ekibi olarak çeşitli şehirlerden öğrenciler, çeşitli üniversitelerden öğrencilerden oluşuyoruz. Temsilci ekibi olarak da ise hem öğrencilerle hem de alanında uzman hocalarımızla iletişimde olarak etkinlikler düzenliyoruz. Sofart Talks da bu etkinliklerden biri. 3 ayda bir düzenlediğimiz Mayıs ve Haziran ayında başlamış olan etkinliği bir gelenek haline getirdik ve devam ettiriyoruz. Hocam, isterseniz etkinliğimize geçebiliriz. Öncesinde kendinizden de bahsetmek isterseniz dinlemeyi isteriz. Etkinlik sürecince biraz tabii ki yaşandıkça yaşanmışlıklar var. Onlardan bahsedeceğim. Ben nasıl buraya geldim diye. Peki önce ben şeyi sorayım. Beni neden davet ettiniz? Hocam, aslında benim aklıma geldi. Biz Mezunlar Derneği Öğrenci Kulübü'nde sizi ağırlamıştık Talks etkinliğinde. Ve açıkçası bence bu inşaatın dönüşümü vesaire, bu bence tüm Türkiye'deki öğrencilere ilham olmalı diyerekten Sofart'taki koordinatörlerimizle konuştum. Teşekkür ederim davet için. Rica ederim. Şimdi benim son İTÜ'de yaptığım etkinlikte vardın sen sanıyorum. Evet hocam. Ben orada yani benim size öğretecek hiçbir şeyim yok diye başlamıştım. Hı-hı. Aslında siz kendi yolunuzu kendiniz bulacaksınız ve ben bugün hani girişte de hani Sofart'ı anlatırken zaten birbirinden öğrenen amacımız o. Bizim bu değişen dünyada birbirimizden öğrenerek, paylaşarak devam etmemiz gerekiyor ve bunu da Sofart'ta sizlerin kendiliğinden yapıyor olmanız da çok güzel. Ben bu başarınızı da tebrik ederek başlamak istiyorum. Ve buradaki herkese kaç kişi var şu anda? Ben tam sayıyı göremiyorum. Şu anda 66 kişiyiz hocam. Hepinizi de tebrik ediyorum. Çünkü hafta sonu, cumartesi daha iyi yapacak bir şey bulamadınız mı? Hoş geldiniz. İnşallah eğlenerek geçecek bugün. Hem öğrenerek hem eğlenerek geçecek. Ve hani böyle bir cumartesi akşamında böyle bir şey ayırmış olmanız sizler için de hani tebrike değer bir şey. Hani biz zaten mimarlık öğrencilikten itibaren gecemiz, gündüzümüz, hafta sonumuz yok. Vakit çok kıymetli. Herkes gelebilir ama hele mimarlık öğrencilerin geliyor olması o da ayrı bir değer. Ben hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir sohbetle başlayayım. Arada benim hikayemden de bahsedeceğim. Neler yaptığımdan da bahsedeceğim. Girişimcilikten de bahsedeceğim. Ama bugün benim aklıma şey geldi. Hani hepimiz yılbaşından önceki son hafta sonu. İçinizde eminim hediye almak la uğraşanlar da vardır bugün. Hediyeler alanlar da vardır. Ben hediye almakla girişimciliği çok benzetiyorum. Hatta bugün aklıma geldi. Tekrar paylaştım. 2021'de bir yazı yazmıştım. Hediye almayı bilmiyorsanız girişimci olamazsınız diye. Anneler gününde yazmışım o zaman onu. Ama fark etmez. Hediye almakla girişimcilik çok benziyor. İyi hediye almakla, doğru hediye almakla. O nedenle biraz hani bugün hediye almak için uğraşan varsa biraz konuşabilir, anlatabilir değil mi? Yani formatta bunun bir sakıncası yok. Yani ben hediyeyi aslında biraz erkenden almıştım. Bir hafta önceden falan almıştım. Alırken hep şeye dikkat ediyordum. İşte alacağım kişiden en çok bu aralar ne istiyor? En çok neye muhabbeti geçiyor? Hı-hı. Direkt buna dikkat etmiştim. Güzel. Çok güzel. Başka var mı bugünlerde hediye alırken böyle uğraşanlar, düşünenler? Ben de bugün hediye almıştım arkadaşıma. Son zamanlarda biraz morali bozuktu.
Ona böyle motive edebilecek bir hediye seçtim. Süper. Süper. Başka paylaşmak isteyen var mı? Bir arkadaşımız chat'e yazmış. Bir yandan hediyemi örüyorum demiş. Çok emek. Çok emek. Süper. Burada iyi girişimciler olacağını düşünüyorum. Çünkü hediye almak enteresan bir şey. Bazen kendimize anlatacak hediyeler alıyoruz. Oysa ki hediye ya da bazen işte ne bileyim bir kasa şey alıyor işletmeler, işte ajandalar havada uçuyor. Kendilerini anlatmaya çalışıyor hediyeyle. Oysa ki hediye karşınızdakinin işine yaramalı ama bir yandan da yani sizin başkasına almayacağınız ama o kişinin de sizden başkasından alamayacağı bir, eğer arada kombinasyon bulabiliyorsanız, hani onun için özel ama iyi ki bunu Demet aldı dedirtecek, iyi ki işte Elif aldı dedirtecek bir hediye alabiliyorsanız, ya bana da bunu anca o alabilirdi, o aradaki kombinasyon tam bir girişimcilik. Bugün biraz ondan bahsedeceğiz. Biraz kendimden bahsederek, ben de sizler gibi o sıralardan geçerek İTÜ Mimarlık'tan mezunum. Mimar, yüksek lisans yaparak yüksek mimarım. 20 sene kadar inşaat sektöründe proje yönetim konularında çalıştıktan sonra, daha doğrusu yönetim organizasyon konularında hep çalıştıktan sonra, önce bir cephe firmasında hem sanayi vardı, hem dijital dönüşüm vardı, ISO 9000 vardı. Birçok şeye bulaştıktan sonra ya burası çok karışık. Yani burası besin zincirinin çok altında. Ben biraz daha yukarıya proje yönetim firmasına geçeyim. Hani biraz daha yukarıdan bakayım dedim. Artık kapandı ama Türkiye'nin ilk proje yönetim şirketi. Orada proje yöneticisi olarak başlayıp yönetici ortak olarak, ya inşaat sektörü galiba pek benlik değil. 20 yıl sonra bunu anlamış olarak inşaat sektöründen ayrıldım. Ondan sonra kendi şirketimi kurdum. Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı adında. Bu arada sosyoloji okumaya başladım o dönemde. Çünkü aslında biz çok teknik bir eğitim alıyoruz. İnsanla, insan için çalışıyoruz ama insanla ilgili bir dersimiz yok. Şehircilikte vesaire de biraz kent sosyolojisi var. Ama bizim asıl nesnemiz insan. Ofiste çalıştığımız insan, ekipler, bizim eğitimimiz boyunca bu çok eksik kalıyor. Bunu hep el yordamıyla iş hayatında öğrenmek zorunda kalıyoruz. Herkes de öğrenemiyor maalesef. Ve sosyoloji okudum. Birçok işte startuplara mentörlük yapmaya başladım o dönemde. Hani ben artık inşaat sektöründe rantla, bu kadar rant odaklılıkla veya insanlara değer vermeyen bir sektörde çalışmak istemiyorum. O zamanki düşüncem. O dönemde startuplar teknoloji firması. Startup'ın ne olduğunu bilen, hani hepiniz zaten girişimcilik dinlemeye geldiniz ama bilmeyen var mı? Ya bir ön açıklama yapsaydınız diyen, harikasınız. Artık vardıysa da. Teknoloji geliştiren teknoloji firmalarına mentorluk yapmaya başladım. Şimdi klasik proje yönetim anlayışı, sizler için biraz bunlar uzak belki ama ileride Demet bunu demek istiyormuş diye gidebilirsiniz. Klasik yönetim anlayışıyla geldik bugünlere kadar ama startuplarda, teknoloji firmalarında yönetim anlayışı biraz daha farklı diye düşünüyorduk. Hadi ben dedim biraz bunların işte çevik yönetim, agile diye geçiyor, öğrenelim. Sonra baktım ki aslında çevik yönetim anlayışı teknolojiyle ilgili değil, insanla ilgili. Ve IT'ciler de bizler gibi insanlar. Öyle kafadan bacaklı falan, hani beyin şeklinde, evet çok zekiler ama biz de çok zekiyiz bence, çok becerikliyiz. Ama çevik yönetim anlayışı aslında teknoloji geliştirmekle ilgili değil. İnsanların insan için bir ürün geliştirmesiyle ilgili. Ve onun üzerine bir 2017-18'de Agile Türkiye'nin de kurucusu Mehmet Yitmen'le beraber, ilk onun kitabını okuyarak başlamıştım zaten. Evet, inşaat sektöründe çevik yönetim olur diye bir çalışma yaptık. İstanbul Proje Yönetim Derneği bünyesinde yapı merkezi, metal yapı ve mum mimarlık. Yapmak istediğimiz şuydu: ana müteahhit, tasarım firması ve alt yüklenici sanayide biz çevik yönetim anlayışını uygulayabiliriz. Ve güzel bir sonuç da elde ettik. Hatta hala mum mimarlığa danışmanlık yapıyorum. Onların ekiplerinin gelişmesiyle ilgili. Sizler gibi çok cıvıl cıvıl genç bir ekipleri var. Ve ondan sonra da Happy Construction diye bir platform olarak o da devam ediyor. Çevikliği öğrendiğimiz. Ama bizim sektörümüz teknoloji, hep bunu biliyorsunuz sizler de aslında. BİM'le doğdunuz belki sizler ama teknoloji sadece BİM demek değil. Başka şeyler de, sahada da. Ya işinizi kolaylaştıran teknolojilerin hepsini bizim içeriye almamız gerekiyor. Bununla ilgili bazı sorunlarımız var, sebepleri var. Bunu aşabilmek amacıyla da Contactverse,
diye bir platform kurdum. O da 2020'ler civarında. O da kontekleri bir araya toplayıp, construction technology demek kontek, kontekleri bir araya toplayıp sektörün ilgisini çekmek amacıyla. Bu amaçla 3 senedir yapı fuarında, Yapı Tek Garaj, o zaman ilk kuruluş adı oydu, hatta işte birkaç isim denemesi yaptık. Yapı Tek Garaj adı altında hem konteklere stand açıyoruz, hem de Yapı Tek Garaj sahnesinde sahneye çıkıyorlar. YouTube'da bu o startupların sunumlarını da görebilirsiniz. Veya işte Müteahhitler Birliği'ne sunumlar yapıyoruz. Kendi aramızda onlara mentörlük yapıyoruz. Amacımız sektörün farkındalığını artırmak, teknoloji firmalarının da gelişmesini sağlamak. İnşaat sektörüne teknoloji geliştiren firmaların. Rebuilding World yine benim tescilli markam. Onda da İngilizce içerik üretmek üzere aldım. Bahsettim biraz görsellere. Peki ne var şu anda? Şimdi sosyal, yani işimizi yaparken bir yandan da sosyal etki yaratacak işler de yapmaya çalışıyorum. Yani Happy Construction, Contactverse. Bu arada Dünya Müteahhitler Birlikleri'nin üye olduğu Dünya Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu var. SICA, Confederation of International Contractors Associations olarak geçiyor. Paris'te merkezi. Orada da Construction 5.0 çalışma grubundayım. Tüm dünyada inşaat sektörü çünkü aynı kıvranmada geçiyor. Biz orada neler yapabiliriz inşaat sektörünün gelişmesi için, farkındalık yaratmak için. Bir de bence çok önemli, Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği'ne üyeyim. Ne alaka? Biz insan için iş yapıyoruz ama her ürün geri bildirim alıyor. Biz ürettiğimiz ürün bittikten sonra, teslim ettikten sonra geri bildirim almıyor. Şimdi mutlaka sizlerin oturduğunuz mekanlarda, okullarda vesairede memnun olmadığınız bir sürü şey var. Ama müteahhitin veya tasarımcının bundan haberi yok. Aynı hatayı yaparak gidiyor. Oysa bir araba alsanız, bir telefon alsanız, bir aplikasyon kullansanız bunlar hep geri bildirimlerle gelişiyor. O nedenle Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği'ne üye olmaktan da çok mutluyum. Orada da çok değerli tesis müdürleriyle beraber onların problemlerini, yani bizim tasarlayıp yaptığımız, inşa ettiğimiz binalarda ne problemler yaşadıklarını görme fırsatı buluyorum. Bunun dışında İnşaat Tedarik Dergisi'ne bu ay 20. yazımı gönderdim. 3 yılı aştı. Buluttan bile nem kapan inşaat sektöründe çevik yönetim ve gayrimenkul.com'a ve muhtelif başka yayınlara yazılar yazmaya devam ediyorum. Temel amacım, hani herkesin bir amacı olmalı. Sizlerinkine de geleceğiz biraz sonra. Mutlu, sürekli öğrenmek, aynı sizler gibi. Çünkü öğrenmenin durduğu anda öldüm demektir. Mutlu çalışan, mutlu müşteri ve değer katan işler için bir şeyler yapmak amacım. Varoluş sebebim bu. Bir de Kayserliyim, bir de okutmuşlar. Bakalım hani bana ne getiriyor bu? Çevreme ne getiriyor? Öyle bir de şey var. Eğer bunun sonunda benle iletişimde kalmak isterseniz, ki gençlerle iletişimde kalmayı çok önemsiyorum. LinkedIn'de aktifim. Değişimmimarı.com ve yazılarımı görmek isterseniz de değişimmimarı.com'da kanalım sayfasında görebilirsiniz. Şimdi inşaat sektöründe atıldığınız zaman göreceksiniz. İnşallah siz atılana kadar birçok şey daha da düzelir. Bir sürü kriz var ve hani bu krizleri belli başlıklar altında toplayalım dersek insan ve kültür, sistem ve teknoloji başlıkları altında toplayabilir ve o gözle bakabiliriz. Ama şu değil başlıkları altında toplamak. Aslında bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Yani neyi kastediyorum? İnşaat sektörünün teknolojide gelişmemesinin önemli nedenlerinden biri sektörün yaşlanması. Genç neslin, ki sizi tebrik ediyorum, zorluklara varım diyorsunuz. Genç neslin inşaat sektörünü çok tercih etmemesi veya işte sistem olmadığı için üretkenlik olmaması, sistem olmadığı için teknolojik dönüşüm olamaması. Bütün bunlar aslında birlikte. Ama herkes bir ucundan bakıyor. Hepsine birlikte bakmamız gerekiyor. Ben bu nedenle aslında mimarlık disiplini de çok önemsiyorum. Çünkü biz biraz tasarım arasında sıkışmış gibi hissediyoruz. Bana herkes diyor ki, aa proje yönetimi aslında inşaat mühendisleri yapıyor. Neden? Mimar Sinan diyoruz. Mimar inşaat mühendisi demiyoruz. Mühendis Sinan demiyoruz. Mimar aslında imar eden veya arkitekt teknolojinin başı demek. Yani biz bu görevi tasarımcı, işte ince işlerle uğraşan vesaire sıkıştırdığımız için herkes parsiyel bakıyor.
Her şeye birden bakma disipline sahip olan oysa biziz. Bunu burada eğer inşaat mühendisi vesaire arkadaşlar varsa onlar hani siz az şey biliyorsunuz anlamında söylemiyorum. Ama biz bence üstümüze düşeni yapmıyoruz. Çünkü şimdi ben taş kışla dokudum orayı söyleyebilirim. Eğitim sırasında da işte bizim zamanımızda ya da şimdi tüm Türkiye'de sizin okullarda nasıl bilmiyorum ama mimarlık fakültesi işte gastronomiyle birlikte, güzel sanatlarla birlikte ama mezun olunca birlikte bina üretici ne bir inşaat mühendisi görüyor ne bir makine mühendisi görüyor hayatında. Bizim birlikte olmayı öğrenmemiz, birlikte üretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili işte çalışmalar yürüttüğüm şey Happy Construction, kolektif aklı ortaya çıkarmak ve Contactverse'ü de bahsettim zaten. Eğer içinizden hani etkinliklerini, kendini görmek isteyen, Happy Construction'da çevik yönetim nasıl, neler yapıyoruz diye görmek isteyen olursa bu QR koddan da bizimle olabilirler. Bir Discord kanalımız var. Bu da Contactverse'de, yapı fuarında, mentörlükte vesaire de yaptığımız. Eğer bir gün siz de bir teknoloji geliştirmek ve sektörle buluşturmak isterseniz belki bir araya gelir bir şeyler yaparız. Burada siz de yer alırsınız. Şimdi gelelim bu kadar anlatıdan sonra bugün size ne vaat ediyorum? Bütün bu geçmişim benim size ne getirecek? Çevik girişimcilik konusunda biraz bilgi vereceğim. Stratejik bakış açısı, bütünsel bakış açısını bir akış içinde inceleyeceğiz. Sizlerden ricam, biraz sonra da söyleyeceğim ama yanınıza en az bir A4 büyüklüğünde kağıt kalem almanız, biraz belki sizin fikrinizi de hayata geçirmek için biraz pratik yapma olanağı sağlayacağız. Ve biraz da öğrenmek zevklidir. Bir eğlenceli olacağını umuyorum. Sizlerin de katkısıyla biraz da iyi vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir temel anlaşmamızla başlayalım. Sizlerden ricam hani kameralar kapalı ama bir yandan televizyon seyrediyorsunuz, bir yandan bir şeylerle uğraşıyorsanız aslında bu sadece bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıkmasına neden olur. Ayırdığınız zamanın değerli sonuç vermesini istiyorsanız birazcık odaklanıp katılmanızı rica edeceğim. Sizin için daha iyi olur. Bahsettiğim gibi birkaç A4 ve biraz birkaç kalem, yani birkaç renk kalem alabilirsiniz. Kalem almanız, birkaç şema hazırlayacaksınız. Sizler genç olduğunuz için direnciniz daha az ama ben yine de bunu söyleyeyim. Bazen ben böyle yetişkinlerin, daha doğrusu işte yaşı bayağı ilerlemişlerin ya da pozisyonları ilerlemiş arkadaşlara eğitim verirken işte bizde olmaz, biz zaten öyleyiz vesaire gibi sözler duyuyorum. Bunlar hep direnç sözü. Oysa her direnç bize kaybettiriyor. Nasıl? Hani ya bir şey uymasa bile, size ters gelse bile nasıl diye biraz zihninizde geliştirmenizi rica edeceğim. Lütfen aklınıza gelen bir şeyi sormaktan ya da o şemaları işlemekten çekinmeyin. Bizim zamanımızda öyleydi. Sizinkinde öyle olmadığını umuyorum ama sıfır hata üzerine yetiştirildik. Hata yapmamak demek yeni bir şey denememek demek. Bu Edison'ın nasıl lamba icat edilmeyeceğini 99 yolunu buldum diye ne kadar hata yaparak o hatalarla bugüne geldiğimizi sizler de duymuşsunuzdur. Eğer o hataları Edison yapmasaydı biz hala karanlıkta oturuyorduk. O nedenle yaptığınız hatalar önünüzü aydınlatacak. Sizden ricam bir şey aklınıza geldiğinizde ya da şemaları hazırlarken ya yanlış yapıyor muyum? Deneyin, yanlışsa yani düzeltirsiniz ama bir şey koyun oraya. Başka sektörler, evet inşaat sektöründe girişimcilik diye başladık. Ama sadece inşaat sektörüne odaklanmak bizi taklitçi yapar. Başka sektörlere bakmak inovatif yapar. O nedenle biraz daha farklı örnekler de vereceğim. Onlardan esinlenelim. Bu bir girişimcilik jenerik bir şeydir. Girişimci zihniyet jenerik bir şeydir. O nedenle biraz daha geniş bakmanızı rica ediyorum. Bazı İngilizce terimler kullanabilirim. Türkçelerini de yanında mutlaka söylüyorum. Bu literatür araştırmak isterseniz İngilizce terimleri de kolaylıkla aşina olmanız için. Burada bazen espriler yapacağız. Sizin çok orijinal bir fikriniz olacak. Ben kendi adıma taahhüt ediyorum. Sizden de burada konuşulan burada kalır. O nedenle hani dışarıda çok fazla kötü niyetli olacağınızı düşünmüyorum ama hani rahat olun. Burada benim adım en azından. Burada konuştuğumuz burada kalacak. Ve bu önemli. Biz çok takdir görerek yetiştik mi bilmiyorum. Sizlerin yetişmeniz. Hep işte hoca önce yanlışlara bakar. İşte notunuzu kırar veya hep eğitim şeklimiz uyarı, tenkit üzerine.
Oysa pozitif geri bildirim çok önemlidir gelişme konusunda. Biz takımlarda özellikle bunu çalışıyoruz. Anneniz yemek yaptığında eline sağlık bekler. Anne tuzu az olmuş derseniz daha bir sonraki yemeğin daha güzel olma ihtimali daha az. O nedenle eline sağlık ya da şu güzel olmuş bunu daha çok görmeye ihtiyacım var. Hayat boyu sizin cebinizde duran bir anahtar olsun. Bir şeyin düzelmesini istiyorsanız iyi yönünü söyleyin. O çoğalacaktır. Ve günün sonunda size minik bir hediyem var. Udemy kullanıcısınızdır çoğunuz diye düşünüyorum. Udemy'de bir eğitimi, sonunda sunum demeyeyim ama sizlerden fikirlerinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Fikirlerinden bahsedenlere sonradan benimle iletişime geçerlerse Udemy eğitiminin ücretsiz linkini göndereceğim. Şimdilik bu kadar. Şimdi şöyle bir arkanıza yaslanın ve birinci yine kurallardan sonuncusuyla ya da bu aşamanın birinci kuralıyla devam edelim. Ses geliyor mu videonun sesi? Geliyor hocam. Başı alayım, kaçırmayayım. Olayı fark ettiniz mi? Daha önceden de buna benzer bir şey görmüştüm. Evet. Yani aslında sandığımız engeller düşündüğümüz kadar büyük olmayabiliyor. Kesinlikle haklısın. Yunuslar için de aynı şey vardır. Aslında yunuslar çok yükseğe zıplayıp oynayabiliyorlar oyun oynarken. Ama böyle bir çember yapıyorlar. Orada hiçbir yere gitmiyor yunuslar. Biz engelleri, çevremize çizilen çizgileri engellerimiz olarak kabul ediyoruz. O nedenle şimdi çalışırken sizden ricam, hayal kurun. Eğer Elon Musk'a birisi Mars'a gidemezsin deseydi gidemezdi. Ya da gidemez. Ama o inançla hayal kurun. Şimdi peki biz ne güzel okulumuza gidiyoruz. Niye girişimcilik? İşte öğrenelim, tasarlayalım binamızı. Öğrendiğimiz şey buna. Girişimcilikle alaka. Şimdiye kadar idare ettik bu şekilde. Çünkü dünya daha görece daha yavaş gelişiyordu. Ta milattan önce 300 bin yılında avcı toplayıcı ve göçebe toplumduk. Neredeyse 300 bin yıl bu şekilde gelişti. Çünkü ömrümüz kısaydı ve dağınık yaşıyorduk. Bir şeyi biz o kısa ömrümüzde keşfetsek bile sonraki nesillere aktaramıyorduk. Çünkü onlar çocukken ölüyorduk ya da işte onu yapacak kadar. Ve bir sonraki ya da diğer topluluklara aktaramıyorduk. Küçük bir toplumduk. O nedenle 300 bin yıl bilgi gelişmedi. İletişim az olduğu için. Ne zaman ki biz hayvanları ve bitkileri evcilleştirdik ve bir arada yaşamaya başladık, ömrümüz uzadı, birbirimizle konuşmaya başladık ve yazıyı icat ettik. Ondan sonra bilgi daha hızlı çoğalmaya başladı. Çünkü üstüne konmaya başladı. Bu da işte milattan önce 4000'den milattan sonra 1800 sanayi devrimine kadar bir 6000 yıl kadar, 300 bin yıldan 6000 yılda bu sefer sanayi devrimi oldu. Sonra modern toplum artık daha birlikte çalışmaya, işte elektroniği keşfetmeye başlayınca neredeyse 200 yılda, 2000'lerde aslında bir kırılım daha oldu. Sanayi devriminin o 1, 2, 3, 4'ü de tartışıyoruz ama endüstri toplumu, bütün bu devrimler aslında toplumu da değiştirdi. Endüstri toplumu, modern toplum olma sürecimiz de değişti artık. En sonunda artık bilgi toplumu deniyor, metamodern deniyor, dijital toplum deniyor. Artık hani isim bile konmuyor. Çünkü sürekli değişiyoruz. Sürekli hayatımız dinamizm içinde, değişkenlik içinde gidiyor. Artık hani değişim ve dinamizm belki dinamik toplum olarak gidiyor. Değişim hep vardı. Biraz hani sosyoloji okuyunca o korkunu yeniyorsun. Ama artık biraz daha farklı bir değişimin içindeyiz. Ve şimdi öyle bir haldeyiz ki tekerleği icat ediyoruz. Tekerleği icat ederken şimdi bizim freni icat etmemiz lazım. Freni icat ediyoruz. Bunu şöyle frene basınca takla diyoruz. Amortisörü icat etmemiz lazım. Hayat aynı freni patlak şey gibi. Hani sürekli bir icatlarla gitmezsek tapatak, tepe taklak gideceğimiz gibi geliyor. Bütün bunların yanı sıra eskiden hayatımız çok daha sadeyken neyin neyle rekabet ettiği belli değil. Her şey bir telefonun içine sığıyor bütün hayatımız. Bir yandan da doğa kirleniyor. Ona karşı savaşıyoruz. Doğayla mücadele ediyoruz. Böyle bir
karma karışık bir dinamizin içinde yaşıyoruz. VUCA terimini hiç duydunuz mu? Hayır hocam. Var mı söylemek isteyen? Arkadaşlar bu arada hani konuşmak istediğinizde mikrofon da açabilirsiniz, chat'e de yazabilirsiniz. Hiçbir problem yok o konuda. Ama sanırım daha önce duyan birisi yok. VUCA aslında 4 kelimenin baş harfi. İngilizce 4 kelimenin baş harfi. VUCA, volatility, değişkenlik, uncertainty, belirsizlik, complexity, karmaşıklık, ambiguity, muğlaklık, yani belirsizlik. Bu 4 kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Eğer duyarsanız VUCA dünya, VUCA dünya ve bütün bunlar bizi plan yapamaz hale geliyor. Bizim sürekli gözlem yapmamız ve bu gözleme göre adım atmamız gerekiyor. Benim eğitimlerimden biri birinde bir katılımcı, bir girişimci şöyle demişti. Yani biz bir dağ yolundayız ve farımızın aydınlattığı kadar yolu biliyoruz. Farımızın aydınlattığı kadar baka baka gideceğiz. Hani elimizdeki harita, elimizde harita yok. Aydınlandıkça önümüze bakarak gideceğiz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu da bizi, hepimizi aslında biraz girişimci olmaya itiyor. Hani bir o üç sanayi devriminden sonra işte bir çamaşır makinesi icat ettiklerini düşünürsek, gelişmiş sanayi ile beraber çamaşır makineleri, işte şu anda en son ütüyü de yapan çamaşır makinesi var. Bunu geliştirirken siz ürünlerinizde bir yandan kirlenmeyen veya kırışmayan kumaş üretiyorlar. Onun da reklamlarını görüyorsunuz. Siz ürüne Ar-Ge'yi kapanıp kapalı kapılar ardında tasarım yaparken, Ar-Ge yaparken müşteriniz değişiyor aslında. Ürün, ilgilendiğiniz şey değişiyor. Evler küçüldü, bir anda pandemi oldu, hepimiz eve geldik. Şu anda tasarlanan mekanların esnekliği birinci koşullarda. Biz oysa ne ruhsat alırsınız, her şey böyle çok rigidleşir bizim şeyde. O nedenle bizim sürekli gözlem yapıp, ya ben bunu yapıyorum ama ürüne o kadar aşık olup odaklanırsam acaba kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyor olmamız gerekiyor. Şimdi değişime adapte olmaktan geliyor. Girişimcilik de aslında girişim adım adım giderek geliyor ve Albert Einstein de diyor ki zekanın ölçüsü değişim yeteneği. Demek ki hani biz girişimciyiz, zekamızı kullanarak bu değişkenliklere çözüm üreterek gidiyor olmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Niye olduğumuz konusunda herhalde sıkıntımız yok. Şimdi bugünkü konuda biraz doğru ürün fikri ve karlı iş modeli konularından bahsedeceğiz. Çevikliğe totalde baktığınızda bunu bulduğunuzu düşünün. Doğru ürün fikrini buldunuz. Bunu güzelce modellediniz. Ne olduğunu işleyeceğiz. Çevik bir şekilde ilerlediğimizde ve organizasyonumuzda çevik olmayan işletmemiz, biz çevik bir organizasyon oluyoruz. Çeviyiz diyoruz. Peki nedir bu doğru ürün derken? Şimdi yine bir koda biliyorsunuz değil mi sizler? O kadar eski değil batması. Filmli makine gören var mı hayatınızda? Küçükken evet herhalde. Hocam. Gördük. Çünkü şeyi düşünüyorum. Sizlerin yaşlarında benim de oğlum var. Üniversite 3. sınıfta. Onun küçüklük resimlerini evet filmle çek. Dijital kamera vardı o zaman. Ona sorsam film hatırlar mı emin değilim. Peki o zaman evet ben de o annelerdendim. Şimdi o günlerden bir Fuji diye bir marka vardı. Bir de Kodak diye bir marka var. Kodak işte bu Grammy ödüllerinde, Oscar ödüllerinde kırmızı halıyı şey yapar. Çok büyük bir markaydı. Hatta dijital kamerayı ilk Kodak Ar-Ge'cileri geliştiriyor falan. Ama film satışımızı engeller diyorlar falan. Kağıt özellikle en ana ürünleri. Ama şu anda Kodak battı. Fuji ne yaptı biliyor musunuz? Var mı?